durumu bir tölere edip özür dilemesi gerekiyor. Peki, evet. Yılmaz Erdoğan'la devam edelim. Dün yayınlandı İnci Taneleri dizisi. Yıllar sonra televizyon ekranlarına geri döndü Yılmaz Erdoğan bu diziyle. Peki İnci Taneleri dün akşam ne kadar izlendi? Buyursunlar. İnci Taneleri daha dizi başlamadan Türkiye gündemine oturdu. Tanıtımdaki gece kulübü sahnesi büyük ses getirdi. Hazır Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin kıyafeti satış rekoru kırdı. Dilber karakterinin dansı kurslarda öğretilmeye bile başlandı. Dizdeki sanatçı Sincan Erkal Soner meşhur oldu. Sahne ücretlerini kat be kat arttırdı. Gerçekten ne oluyordu? Türkiye'de bu kültür normalleştirmeye mi çalışılıyordu? Yoksa bu kültürün güzellemesi mi yapılıyordu? Dizinin ve daha çok bu sahnenin meşhur olması ve sosyal medyaya düşmesinin ardından popülerleşmeye ilk dur diyen Aydilge oldu. Aydilge yaptığı açıklamayla bu güzellemeye dur diyordu. Pavyon dansı TikTok'ta akım olmuş, Dilber elbisesi yok satıyormuş diye duyuyorsunuz sürekli. Babamın yıllar önce bir hastası vardı. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan bir kadın. Aşırı içki, sigara, şiddete maruz kalma ve stres midesine vura vura kanser etmiş kadını. Babam ona kanser olduğunu açıkladığında kadın demiş ki doktor bey ben zaten kanserin içindeyim yıllardır. Yaşıyor muyum ki öleyim? Bu bir reklam politikası mıydı? Gülşen sahnesine Dilber'i taşıdı. Hem şarkı söyledi hem oynadı. Polemiklerin ardından dizi nihayet yayınlandı. Dizi ilk bölümüyle YouTube'da yaklaşık 1 milyon kişi tarafından seyredildi. İzleyenler yorumların dile getirirken çoğu kişi Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı diziyi beğendi. Gelelim dizi ekibinin basın mensuplarıyla buluşmasına. Erdoğan utangaç tavırlar sergiliyor. Vallahi ben her işin her yerinde ne yapacağımı biliyorum da bu kutlama kısmında... Havai başarılığı biraz zor. 20 yıl sonra televizyona dönmesinin heyecanını yaşıyor. Ben 20 yıl ara verdiğimde bu dizi işi biraz daha yorucu olmaya başladı. Ama daha dizi başlamadan oluşan yankıları, seyircinin gösterdiği reaksiyon çok umut verici. Hikayeden bahsettiler. Az önce yapımcımız sakın hikayeden bahsetmeyin diye bizi uyardı. O yüzden bahsedecek bir şey yok. Yarım saat sonra herkes hikaye vakıf olacak. Hazar Ergüçlü'yü biraz doğal bulduk. Kıyafetine pek özen göstermemiş mi ne? Ben mikrofonları Hazar Ergüçlü'ye veriyorum. Gerçek hayattan esinlenen bir hikaye. Gerçek hayatı hiç eğmeden bükmeden, ne komik olsun ne olmasın diye uğraşmadan hayata benzeyen bir şey yazmaktı. İşte bu İnci Taneleri bana bu imkanı verdi. Dolayısıyla çok trajik şeyler de var, komik şeyler de var, tıpkı hayat gibi. O yüzden bu dilden memnunum yani. Hazır Ergüçlü'yle konuşalım biraz. En çok o ve onun sahneleri konuşuldu. Vallahi ben de beklemiyordum açıkçası. Çok mutlu olduk, çok sevindik hep birlikte. Bilmiyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hep beraber seyredeceğiz. Umarım bölüm de aynı reaksiyonları getirecek. Dilber'e ev alalım esprisi sosyal medya üzerinde çok konuşuldu. Bence en şaşırtıcı olan... herkesin Dilber'e ev bakması. Bir muhabir arkadaşımızın soru sorarken ki heyecanı oyuncuları ürküttü. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak, sette çalışmak nasıldı? Sen bağırdıkça geriliyorum ben ya. başka ne oldu? Ben Cihan karakterini oynuyorum işte. Yılmaz Erdoğan değil, Azem'in oğlu Cihan. Değil, oğlu da değil. Ya, oğlum, ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Ben gidiyorum. Kubilay Aka ve Selma Ergeç'in burada niye güldüğünü biz anlayamadık doğrusu. Hikayelerin ele aldığı materyaller ya da hikayelerin geçtiği yerlere aşırı odaklanmak doğru değil. Hazır Ergüçlü'yü dans konusunda çalıştıran hocası Ergüçlü'yü öve öve bitiremedi. Çok iyi bir öğrenci, çok yetenekli. Yani sadece öğreten değil, bence kesinlikle Hazar'ın büyük bir başarısı, büyük bir emeği. Büyük bir çabası. Ve gelelim Sincan Erkal'a. Keşke biraz daha kalsaydın dedi. Tüm Türkiye onu konuştu. Yılmaz Erdoğan hocam gerçekten yani o şarkıyı cımbızla çekip almış. Orada da gelişen senaryodaki
Dilber Evin Barkın yok mu demesi, Hazar Hanım'ın da yok demesi, tabii galeri, emlak, bütün hepsini canlandırdı. Şu an tek derdimiz Dilber'e ev bulmak. Rıza Kocaoğlu diziye bakın nasıl dahil olmuş. Ben ST ziyarete gittim. Öyle oldu mu? Evet. Abi bir konuk falan oynarız falan diye sohbet ediyorduk Yılmaz abiyle. Ne zaman bir buluşsak ayrılamıyoruz zaten. Ben en eski inci tanelerinden biriyim. 20 yıl oluyor. bu ekiple birlikte olmak çok güzel. Yılmaz abinin yazdığı bir şey oynamak çok güzel tabii ki. Şimdi bakalım yorumcularımız ne yorum yapacak? Diziyi seyrettiler mi? İnci taneleri izlenecek mi? Televizyon ömrü ne kadar olacak? Geri dönüşler nasıl oldu? Gattar, Kızıl Goncalar gibi iyi bir çıkış yakalayabilecek mi? İnanılmaz yorum almış bu dizi. Evet. Ve çok sevilmiş. Özellikle o Yılmaz Erdoğan'ın o şairane üslubu. Biraz ağır bulmuşlar sadece hikayenin işleyişini. Hazar Ergüç'ün performansı da çok beğenilmiş. Evet. Ben zaten tanıtımda bayıldım. Hazar Ergüçlü'nün oyunculuk performansına. Zaten buradaki tanıtımdaki başarı Hazar'ın buradaki başarılı oyunculuğu. Yani sadece dans falan değil arkadaşlar. Dans tabii ki dikkat çekti. O dünya zaten tabii ki dikkat çekiyor. İnsanların merak ettiği bir dünya. Ama oradaki o başarı, vücut dili başarısı, jest mimik başarısı zaten bu tanıtımı çok destekledi. Diziyle ilgili ben dün seyredemedim. Çünkü bugün kızım arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayacağı için biz dün aile arasında bir kutlama bugün yaptık. Bugün seyret ama. Bugün mutlaka seyredeceğim. O yüzden diziyle ilgili çok yorum yapamıyorum ama ben Yılmaz Erdoğan'ın kaleminin çok iyi bir sonuç çıkartacağını düşünüyorum. Biraz ağır olabilir, biraz romantik ve edebi olabilir. Bu seyirciyi ilk etapta bağlayana kadar biraz böyle bir sıkabilir alışık olmayan seyirciyi. Ama bence bu iş devam eder. İşte ters köşe olmuş. Sadece bu sahneyle izleyiciyi çektiler ama hikaye bambaşka. Hikayeyi verdikten sonra farklı kategoriden dün, izleyicileri de çekmişler. Dün demiştik ya tanıtım, evet. Tanıtım milyonlarca tıklandı. 30 milyon tıklandı. Acaba reyting yapacak mı? Evet. Reytinglerde birinci. Reklamlardan sonra onu da konuşalım. Birinci. Konuşalım. Oo, reytingler inanılmaz. Total'de birinci inci taneleri. AB'de birinci. ABC'de birinci, Survivor'ı birinci ve diğer programların hepsini geride bırakıp zirvedeki yerini almış. Şimdi ilk yayın olduğu için meraktan da izlenmiş olabilir. Bunu ikinci yayında göreceğiz. Yalnız genelde erkek izleyiciyi çekmiş bu şey dizi. Baktınız mı detaylarına? O eğlence mekanını erkek, anlatıyor diye olabilir mi? Erkek, kadın biraz herkes izlemiştir. Bak şunu figürleri söyleyeceğim mesela. Öyle bir replik var ki Dilber'den Azem'e. İzlediğin zaman göreceksin onu. Şimdi gidince bir sarılayım mı ben sana müsaitsen? Yanlış anlama bak. Ben uzun zamandır kimseye sarılmadım da. Yani öyle bir şey yazmış ki Yılmaz Erdoğan senaryoyu da o yazıyor ya. Başrol kadına diyor ki Yılmaz Erdoğan'a Azem karakter bir sarılayım mı ben sana müsaitsen? Şu güzelliğe, şu kibarlığa bakar mısın? Şu ifadeye güzel, bakar değil mısın miydi? Ya? Kimse artık şiir kendine ya. Benzemiyor. He? Yılmaz Erdoğan kimse artık kendine benzemiyor. Evet, şiir gibi çok, yani. Çok derin şiir, söz yani. Ya burada şimdi ilk defa diziyle ilgili konuşma yapan bir erkek guru gördüm. Normalde Ertaş abi mesela bizim kanalımızın kuaförü. Sabah konuştuk ya. Hayatta evde oturmaz, dizi seyretmez. Abi baktım. Sabah onu anlatıyor. Diziyi konuşuyorlar. Diyor ki bak diyor onun kızı çıkabilir ama kızı çıkarsa en son sarıldılar. Oh, bir baktım bayağı erkeklere dizi izletiyor. Konuşuyorlar. Aynen ilk defa o yüzden dedim erkek seyirciyi çekti diye. Ama kadın seyirci de tabii ki çok ciddi bir şey gösteriyor. İlgi gösteriyor diziye. Ben hemen gidip izleyeceğim ama Yılmaz Erdoğan'ın tabii ki o edebi anlatımı, o duygusal dili mutlaka ki bu seyirciyi çok şey yapacaktır, mutlu edecektir. Çünkü bir de böyle hitabet olarak da kibar, böyle insanın şöyle yüreğine işleyecek hitabeti de çok özledik. Özellikle bu dijitaldeki dönen diyalog biçiminden, harala huraladan o duygusal tarafımızı özlediğimiz bir noktada Yılmaz Erdoğan imdadımıza yetişti bizim. Ve bu karakter ne kadar duygusal, ne kadar kibar, ne kadar şairsel, şair şiir gibi konuşsa da kaba olmak gerektiği yerde de kaba kuvvette yine en kuvvetli o oluyor. Vurdu mu deviriyor. Bir de böyle bir yapısı da var. Ben. Şener Şen'le Meltem Cumbul oynamıştı. Hatırlıyor musunuz bir filmde? Evet. Öğretmen de yine vardı galiba Şener Şen. Meltem Cumbul da yine aynı
eğlence mekanında çalışan, hı-hı, mecbur kalan bir kadını oynuyordu. Hikayede çok benzerlikler var. Bu hikaye gerçek hayatta çok var ya, o yüzden gerçek hayata dokunan güzel bir hikaye, uzun soluklu olacağını güzel düşünüyorum. Hikayelerimiz senin olsun. Aşkın değil hepimiz, sadece failin olmak da varmış diyor. Ne şair varmış senin için dedim ya. Mezarın, eşinin mezarının başında. Ezanın, peki, eşinin mezarının başında. Haftanın sonuna geldik. İyi hafta sonları. Pazartesi 8.45'te buluşuyoruz. Bir gün sana yazarım. Sana da yazarım. Görüşürüz. Bana sana...